Merhaba değerli Küsü TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli hocamız İhsan Eli Açık ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugün iki tane önemli konu başlığı var. Bir tanesi sokakta, medyada, kamusal ortamda sarmaş dolaş gençleri görüyoruz. Belki bunlar sevgili, belki evli, bilemiyoruz. Bunlar öpüşürken de metrolarda falan insanlar denk geliyor. Kimileri görmezden geliyor, kimileri onlara tepki gösteriyor. Dinen bunu açıklar mısınız? Günah mıdır ulu orta öpüşmek, sarmaş dolaş olmak? Bir diğer konu da gençler neden deist ve ateist oluyor? Bunu da ayrıca yorumlarsanız bu sorudan sonra çok mutlu olurum. Sokaklarda, caddelerde, metrolarda, arabalarda, otobüslerde sarmaş dolmaş olmak, öpüşmek. Şimdi bununla ilgili olarak bir boyutuyla eğer aşırı noktalara gelirse bu Türk Ceza Kanunu'nda yer alan teşhircilik suçuna giriyor. Yani orada ceza kanununda herhangi bir kimse alenen teşhircilik yaparsa, yani soyunursa, cinsel organını gösterirse, kadın erkek fark etmez. Veyahut da cinsel organlarını göstererekten böyle alenen kamuya açık yerlerde cinsel ilişkiye girerse bu suçtur. Bunu yapan herhangi bir kimse toplanır, götürülür, derdest edilir. Ve cezada yargılanır. Kamuya yönelik bir saygısızlık olarak görülüyor bu. Ama işi bu noktalara, bunu yapan zaten ya delidir ya da mahkemelik ceza alması gereken birisi olarak insanlar görürler. Bunun bir yasal karşılığı var ceza kanununda. Ama gençler yan yana yürürken diyelim sevgilisini elinden tutuyor. Veya nişanlısının omzuna elini atmış. Veyahut da karısı da olabilir, eşi de olabilir. Böyle görüntüleri rastlıyoruz sık sık. Bunlar herhangi bir cezai müeyyide söz konusu değil. Belki şikayet olduğunda ne yapıyorsunuz dediği zaman da büyük ihtimalle savcılar serbest bırakır. Ama bazıları bundan rahatsız olabilir. Bunlar daha çok gelenek ve görenek kapsamına girmektedir. Yani bazı toplumlarda kadın erkek ilişkileri oldukça geniştir. Bazı toplumlarda, özellikle geleneksel muhafazakar toplumda son derece dardır. Yani bazı toplumlarda, mesela Afganistan'da kadınların şu anda dine dışarı çıkması bile yasak. Ve 90 kilometreden öte yanında bir erkek olmadan dışarı çıkması bile yasaklanıyor. Ve konuştuğu zaman veya yolda yürüdüğü zaman kadın erkeğin birkaç metre gerisinden gidiyor. Mesela adam dört tane evli, dört tane çarşaflı karısı var. Kendisi önden yürüyor. O dördü de arkadan geliyor. Yan yana yürüme de yok yani. Öyle görüntülere de sık sık rastlıyoruz. Böyle kadınla erkeğin bir araya gelmesi, böyle bir ateşte barut gibi, böyle patlayacak bir şey gibi falan algılanıyor. Ve geleneksel muhafazakar ateşli toplumlarda bunların çok sık olduğunu görüyoruz. Avrupa'da ise bu hususta alabildiğine bir genişleme var. Ama orada bile, yani Avrupa'da bile bazı sanat çekimleri, işte nü resimleri, yani nü çekimler deniyor. Yani çırılçıplak insanları bir ressam bir meydanda toplayıp bir sürü kadın ve erkek çırılçıplak resmini çekiyor. Bunlar mesela özel izinle oluyor. Bunlar hariç, bu tür olaylar hariç, insanların böyle sokaklarda çırılçıplak dolaşması da hiçbir Avrupa ülkesinde burada izin verilmez. Bu da orada da teşhircilik sınıfına girer. Ama mesela son zamanlarda özellikle Instagram'da bir kampanya yürüyor. Yan yana gördükleri çiftin gidip işte erkeğin yan yana elleri yandaysa elini alıyor, boynuna atıyor. Yani birbirinize sarılın, sevin birbirinizi falan gibi. Böyle bir kendiliğinden gelişmiş bir kampanya gözüme çarpıyor böyle. Baktım bununla ilgili olarak bunlar niye yapıyor bunu diye. Meğer bir kampanya, bir trendmiş yani. Yani zaman zaman böyle trendler yükseliyor sosyal medyada. Bu da onlardan birisiymiş. Şimdi insanların birbirini sevmesi, birbirine sarılması, sevgi gösterilerinde bulunmasının hiçbir mahsuru yok. Din bunu niye yasaklasın? Buna niye haram desin ki? Toplumlar bunu yasaklar ve
Bazı toplumlar bundan rahatsız olur. Bazı kişiler rahatsız olur. Yani adamın nişanlısı yoktur, karısından ayrılmıştır. Bir sürü bu hususada hasretlikleri vardır. Ama bakıyor öbürüsü çok güzel bir nişanlısı var. Sarılmış böyle sevgiyle gidiyor. İnsanlar buna bakarlar. Niye bende yok da onda var falan gibi. Kıskançlık dürtülerine girerek öfke nöbetleri geçirebilirler. Bunun ahlaksızlık olduğunu söyleyerek onlara saldırabilirler. Halbuki bence öyle yapmamak lazım. Gençlerin el ele tutuşması, birbirlerinin omuzuna ellerini atması iyidir. Bunlar sevgi gösterileridir. Zaten hiçbir kimse bunu biraz aşırıya götürerek herhalde elini omuzuna attıktan sonra o soyunup da bir parkta falan oturup da ilişkiye girecek falan değildir yani. Kimse bunu böyle yapmaz zaten. Yapmayacağına göre ya bırak kardeşim karışmayın. Yani ondan zarar gelmez. Eline silah alan, oraya buraya bomba atan, üzerine bomba yükleyip intihar edenler, onlar topluma zarar verir. Ben bunlara zarar vereceğini düşünmüyorum. Zaten toplumsal denge mekanizması onu kendi kendine dengeler. Yani onu yapacak kişi ya bu kadar aşırı gitmemeliyiz. Toplumda buna tepki gösteren olur. Yani bak bir gören olur. Parkta, otobüste, metroda ya fazla ileri gitme falan diye birbirlerini uyarırlar zaten. Kimse merak etmesin. Evet. Hocam ama şimdi mesela denk geliyoruz. Böyle dudak dudağı öpüşüyorlar mesela. Şimdi bunun bir günahlığı falan yok mu yani? Böyle mi anlamalıyız bu net olarak? Ya gülüp geçeceksin yani. Buna ne diyebiliriz ki? Hı hı. Yani güleceksin geçeceksin. Bayağı mutlu gençler falan diyeceksin. Gülüp geçeceksin yani. Evet. O kişi bunu karar vermesi lazım. Bizim buna gidiyor. Bu günah. Bunu yapma. Adam diyor ben Müslüman değilim kardeşim. Hristiyan da değilim. Tevrat, İncil hiçbir şey kabul etmiyorum. Ne diyeceksin o zaman? Evet. O zaman toplum kurallarına aykırı. Toplumsal görgü kurallarına aykırı falan dersen toplum müdahale eden yok. Sen de karışıyorsun falan der. Dolayısıyla aşırı gittikleri zaman bence onlar aşırı gitmezler. Aşırı gittiği zaman da toplumdan zaten müdahale olur. Hop bu kadar fazla falan diyen olur yani. Bu toplumun kendi içindeki dengesine bunu bırakmak gerekir. Evet yani çok da dinle alakalı diyemeyiz o zaman. Evet evet. Evet hocam bir de ikinci soru biliyorsunuz gençler neden ateist ve deist oluyor günümüzde yoğunlaşmış durumda. Bunu kısaca değerlendirir misiniz? Şimdi bugün ben bu soruyu soracağını bilmiyordum da biraz evvel bir tweet attım. Twitter'da böyle aklıma geldi böyle bazı tweetleri okurken iki tweet attım doğrusu. İkili bir tweet dizisi diyebiliriz. O da şu muhafazakar dindar kesimler için şu anda topyekun bir iflastan bahsedebiliriz. Çünkü ben de muhafazakar dindar İslamcı çevrelerden geldiğim için gayet iyi biliyorum yani. Onca öğrenci yetiştirmeler, yurtlar açmalar, ev sohbetleri, cemaat faaliyetleri, dergi faaliyetleri, dernekler, vakıflar Asım'ın neslini yetiştireceğiz, Altın nesli yetiştireceğiz, Alperenler, Akıncılar yetiştireceğiz, Milli Türk Talebe gençliği yetiştireceğiz, Büyük Doğu gençliği yetiştireceğiz falan diye bir sürü söylemler oldu. Sonuçta 20 yıllık bir iktidar dönemi yaşandı. Deist ve ateist gençliğin hızla yükseldiği ve patlama yaptığı bir noktaya geldik. O zaman bütün bu iddialar, bütün bu güzelim teoriler pis gerçeklere çarparak geri dönmüş oluyor ve bir iflas ortada var. Hani nerede? O gençlik nerede? Dindar gençlik. Büyük Doğu gençliği, Akıncılar, Alperenler, Asım'ın nesli, Altın nesil. Bir sürü laflar söyleniyordu. Bütün bu nesli yetiştirmek için gecelerini gündüzlerini seferber ederek cemaatler, vakıflar, partiler, dernekler kuruluyor, dergiler çıkarılıyordu. Dünyanın paraları harcanıyor, yurtlar açılıyor, evler tutuluyordu. Ne oldu o gençlik? Ortada bir deist ve ateist gençlik patlaması meselesi var. Şimdi bununla nasıl izah edeceğiz? Bunun sebebi nedir? Şimdi senin sorduğu tam buraya denk geliyor. Şimdi bunun birkaç sebebi var.
Birincisi 20 yıldır Türkiye'de kendisinin muhafazakar, dindar, İslamcı köklerden geldiğini ve dindar nesiller yetiştireceğini, dindarlaşarak daha ahlaklı, daha ileri bir toplum olacağımızı söyleyen bir iktidar var. Bu iktidarın yaptıkları ortada ve insanların hayal kırıklığına uğraması neticesinde onlarla beraber bu 20 yılda iktidarda bulunanların İslami söylemleriyle beraber İslam'ın kendisine de bir tepki ortaya çıkmış bulunuyor. Ve insanlar şu anda eğer dindarlık buysa, eğer İslamiyet buysa kardeşim ben dindar da değilim, Müslüman da değilim. Evet kendi içimde bir inancım var, Allah'a inanıyorum. İyi olurum, dürüst olurum, aklımla hareket ederim. Vicdanımın gereği neyse onu yaparım deme noktasına geldi. Onlara deistler deniyor. Bunu biraz daha ileri noktaya getirerek kızgınlar, bu deistler kızgınlaşınca yani gençliğimizi mahvettiniz. Bütün bir gençliğim burada geçti. 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarım, ailem, mesaim. Meğer biz bir yalana inanıyormuşuz. Bunların hepsi yalanmış. Sadece birileri ceplerini doldu, zengin oldu, biz ortada kaldık diye kızanlar var. Onlar ta işi ateizm noktasına kadar götürüyor ve onlara sünni ateistler diyoruz. Yani bu sünni İslam'ın uydurmalarına ve yalanlarına kanarak bunların gerçek İslam olduğunu zannederekten kızanlar. Yok böyle bir İslam. Hatta böyle bir İslam zararlı bile. Diyerek böyle tümden işi din düşmanlığına kadar götürenler bile görülüyor. Bunlar dindar kitlelerin içinden çıkan en hafifiyle deistlik biraz daha kızarsa öfkeyle karşılık verirse o da ateizm noktasına gelmiş oluyor. Bu 20 yıllık ortada bir iktidar var. Onun bir iflası var. Peki bu olmasaydı yani AK Parti iktidarından önce deist ateist yok muydu yani? Vardı. Onların da sebebi var. O şimdi geriye doğru tarihi işletecek olursak koskoca 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu kendisinin yeryüzünde Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Müslümanların halifesi, İslam'ın sancağı olarak takdim eden bir imparatorluk yaşadı bu topraklar. Bunun yüzünden bir sürü deist ve ateist olanlar var. Onların icraatlarına bakıp İslam buysa, din buysa ben yokum diyenler var. Geriye doğru gidelim. 500 yıl Abbasiler, 200 yıl Selçuklular, 100 yıl Emeviler yeryüzünde kanlı diktatörlükler kurmuşlardır. Din adına hüküm sürmüşlerdir. Allah'ın yeryüzündeki gölgeleri olduklarını iddia ederek ortalığı kan gölüne çevirmişlerdir. Milyonlarca insan bunların yüzünden İslamiyet'ten kaçmıştır. Yokuz biz bu işte. Tarihsel ateizmin sebeplerinden bir tanesi de bunlardır. Bir müddet sonra bunların yaptıkları, çünkü bunlar din adına bunları yaptıklarını iddia ediyorlar. Mesela bir yeri ele geçirmek ve işgal etmek. İslamiyet'te var mı yok mu? Bunlara göre var. Girin ateist sitelerine bakın. Hep tarihteki din adına yapılan uygulamaların eleştirisiyle doludur. Bunların Kur'an'da olduğunu, Kur'an'la irtibatını, bağlantısını kurmaya yönelik en ileri noktaya gelenler de bunlar. Şimdi biz ne diyoruz? Mesela ben niye deist veya ateist değilim? Ben bir Müslümanım. Kur'an'a inanan bir Müslümanım. Ve gerçek İslam imanına sahip olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bu işi biliyorum. Öğrendim, baktım. Bu Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, AK Parti, IŞİD, İran İslam Cumhuriyeti, Suudiler, İhvan-ı Müslümin, Taliban, bunların yüzünden deist ve ateist olmuş biri değilim ben. Çünkü onların yanlış yaptığını biliyorum. Onların gerçeğe gelip ben ve benim gibilerden öğrenmesi lazım İslam'ın ne olduğunu. Ben bu işi bildiğim için bana etki etmiyorum. Ama herkes benim gibi değil ki. Benim gibi kaç kişi var? Gençlik tamamen savunmasız. Tarihte olup bitenleri, şu anda bazı hocaların söylediklerini, ya şu son zamanlarda sadece şu Halil Konakçı denen bir adam var. Hocayız evet. Diye geçiniyor.
Onun yüzünden bir sürü kişi beni aradı ya. Sırf onun yüzünden ben bu dini bırakıyorum dedi yani. Bırakıyorum diyor yani. Ne diyor adam? Bağıraraktan vaaz vermiş. Camideki komşular da şikayet etmiş. Vapurları fazla çıkıyor. Ne bağırıyor bir vaaz, vaaz diye. Vay sen benim vaizime nasıl karşı çıkarsın? Demek ki bunlar İslam düşmanı. Bak bak benim verdiğim İslam vaazından bile rahatsız oluyor diyerek cemaati kışkırtıyor. Cemaatle tekbir getiriyor. Yani cemaat, cami cemaatini cami komşusuna karşı nefret suçu işleyerek tahrik eden bir adam. Konuşarak değil, bağırarak değil, böğürerek vaaz veriyor. Gençlerin çoğu bunu dinliyor. Ve arıyor, bu ne diyor ya, bu ne? Mesela bir süre geçenlerde söylediği bir konuşması daha. Dinde diyor, dinde. Namaz kılmayana, oruç tutmayana sopa vurmak var diyor. Evet, dinde zorlama var diyor. Evet, dinde zorlama var diyor. Namaz kılmayana ve oruç tutmayana sopa vurulur. Ama şu anda olmayabilir diyor. Uygulanmayabilir diyor. Yani demek istiyor ki şu an laiklik var. Cumhuriyet sistemi var. Biz bunu kaldırıp, cumhuriyeti ve laikliği kaldırıp, onun yerine şeriat getirince namaz kılmayanları ve oruç tutmayanları takip edip sopayla dinin emri yerine getireceğiz demek istiyor. Hocam, İnsanlar buna isyan ediyor. Ya bu ne kardeşim? Dinde var mı diye soran sorana. Var mı dinde? Dinde diyor çünkü. Ayette, hadiste demiyor. Fıkıh kitabında demiyor. Dinde diyor. Dinimizde diyor. Yok böyle bir şey. Safsata. Kur'an-ı Kerim hiçbir yerinde böyle bir şey göremezsiniz. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Ne dine gireceksin diye zorlayabilirsin. Ne dine girmiş bir adamı şu ibadetleri yerine getireceksin diye sorabilirsin, zorlayabilirsin. Ne de dine girmiş bir adamı çıktın, niye çıktın dinden diye zorla geri getirmeye çalışabilirsin. Çünkü ayet genelleme yapıyor. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Neyse bu zorlama meselesine ayrı bir videoda değinebiliriz. Evet hocam, şimdi şunu da... Başlı başına bir konu ama... Evet. Deist ve ateist olanların birçoğunun gerekçeleri de işte bunlar. Onun için bunu örnek verdim. Anladım hocam. Ben şunu da şu yorumlar mısınız? Yani aynı Halil Konakçı yine diyor ki Allah cennette Hazreti Meryem ile Hazreti Muhammed'i nikahlayacak diyor. Yani bu ya en çok tartışanlardan bir tanesi bu hocam yani. Bir safsata daha. Nerede geçiyormuş bu? Kur'an-ı Kerim'in neresinde böyle bir şey geçiyor? Böyle bir şey geçebilir mi zaten? Hiçbir şekilde bu konuyla ilgili tek bir ima bile yoktur. Evet. Din Kur'an-ı Kerim'den ibarettir. Hatta hadislerde bile yok yani. Birçok hadiste bile böyle şeyler yok. Böyle uydurmanın uydurması, tavşanın suyunun suyunun suyu Kabil'inden kendisi gibi tarihte yaşamış böyle böğürerek vaaz veren hocalar var geçmişte tarihte. Emevilerin, bu Abbasilerin falan medrese, kalın kafalı medrese hocalarının birçoğu öyleydi zaten. Bu da onlardan kendilerine örnek veriyor. Halbuki çok kaliteli medrese hocaları da var. Çok kaliteli alimler de var. Aynı aklı esas alan, düşünceyi esas alan, felsefe okuyan medreseler var kardeşim tarihte. Niye onlara örnek almıyorsunuz da kendin gibi adam gidip buluyorsun yani. Neyse şimdi bunlar, işte bunların yüzünden, bu tür yüzünden ateist. Ama şimdi bunu sadece buraya da bağlayamayız. Büyük çoğunluğu bunların yüzünden. Ama bunlar olmasa bile... Hazreti Muhammed hakkında yanlış şeyler biliyor. Yanlış tarih kitapları okuyor. Bunların çoğunun ben yanlış bilgi üzerine deist ve ateizmin olduğunu düşünüyorum. Onlara doğru işin doğrusunu anlattım da bazıları evet ya doğru diyor, geri dönüyor. Ama bazıları da inadına devam ediyor. Senin anlattıkların boş diyor. Toz pembe tabloları çiziyorsun. İslam güzellemesi yapıyorsun. Ayetleri bir de güzel göstermek için eğiyorsun, büküyorsun falan diyenler oluyor. Tamam onlar, ben de onlara hadi eyvallah kardeşim basın gidin yolunuza diyorum. Ama şimdi en son kala kala bu deist ve ateizm ne oluyor dedin ya, en son kala kala yani hiçbir gerekçe olmasa bile yanlış bilgiler, yanlış hurafeler, uydurmalar, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, bu ortalıktaki rezalet dini uygulamalar olmasa bile yine de ben Allah'a inanmıyorum. Peygamber'e
öyle bir vahiy falan gelmemiştir diyenler oluyor. Onlara ben hiçbir şey demiyorum. Olabilir kardeşim, böyle inanabilirsin, hiç sorun yok. Ama benim meselem daha çok bu hurafelere inanarak Kur'an-ı Kerim'de inanmayan herkesi öldürün dendiği. Yani girin ateistlerine bakın, hep böyle şeyler olduğuna inanırlar. Bazı ayetleri de çarpıtaraktan, aha işte burada yazıyor falan derler. Bin kere izah ederiz, yine de aldırış etmeyenler var. Onlara da bir şey demiyorum. Varsınlar, işlerine güçlerine gitsinler. Efendim Kur'an-ı Kerim'de işte kadın hakları olmadığı, peygamberin 11 tane kadınla evlendiği, 4 evlilik olduğu, cariyelik, kölelik olduğu, kadınları vurun, öldürün, dövün dediği, Müslüman olmayanların kafasını kesin, müşrikleri nerede ölürseniz öldürün dendiğini iddia ederek peygamberin katliam yaptığı, 600 tane Yahudi'yi öldürdüğü, oraya buraya saldırmak için ortaya çıkmış böyle IŞİD lideri gibi falan birisi olduğunu peygamberin söyleyenler var. Bunun böyle olduğuna inananlar var. Onlar da bir yalana inanıyorlar. Onların da tamamen bir kafalarında böyle bir yalan dünya yarattıklarını ve ona saldırdıklarını düşünüyorum. Diğer dinler de kafalarında yine böyle bir yalan dünya yaratmışlar. Bir Ali Konakçı gibi. Onlar da onun din olduğunu zannediyor. Dinimiz bu falan zannediyor. Bir yalan ve uydurma üzerine işte gidiyor bunlar. Gerçeği görenler bunlara inanmazlar. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Dilinize sağlık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tamam, kolay gelsin.